Kitap yazsam, kitaplar yazsam bu transfer dönemine sıkmaz. Biz sabah saat 7'ydi biz ekip olarak. Galatasaray Başkan Yardımcısı Abdurrahim Albayrak, Galatasaray'ın gündeminde olan ancak Fenerbahçe'ye giden Vedat Muriç, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci için gündem yaratacak bilgiler verdi. Albayrak, bende ne fotoğraflar var ama paylaşmıyorum, kimseye de vermedim dedi. Devre arası transfer hakkında konuşan Albayrak, Gedson Fernandes'in transferinde yaşadığım stresi Covid-19 sırasında yaşamadım. İnanın yanımdan tabutlar geçerken bu kadar stres altında değildim. Gedson Fernandes'in transferini yetiştirmek için hem Türkiye'den hem de İngiltere'den iki uçak kiraladık. Söz vermişiz, saatlerle yarışıyoruz, insanları beklentiye sokmuşuz. Sis vardı, transferi yetiştirmezsek vay başımıza gelenlere dedi. Mustafa Muhammed'in çok zor bir transfer olduğunun altını çizen Albayrak sözlerine şöyle devam etti. Muhammed'in transferi bizi en çok zorlayan operasyondu. Tam bir ay sürdü. Hocamızın çok önceden listesinde olan bu oyuncu için 4 milyon dolar verip bonservisini alacağız. Satın alma opsiyonu bizde. Saint-Étienne araya girdi. Mısır kulübünde 2-3 yönetim değişti. Menajerler devreye girdi. Önce kiralık sonra satış dediler. Sabahlara kadar Fatih Hocam, Şükran Adar, bütün arkadaşlarımız çalıştık. İki gece sabahladık. İrfan Can'ın Fenerbahçe'ye transferi hakkında da konuşan Albayrak gündem yaratacak bilgiler verdi. Bende ne fotoğraflar var ama paylaşmıyorum. Kimseye de vermedim dedi. Arkadaşlarımla beraber kendi şirketimde Altur'da çalışırken sabahın 7'sinde Fatih Hoca geldi. Ve hatta Albayrak sözlerine şöyle devam etti. Benim hiçbir oyuncuya kırgınlığım olamaz. İrfan Can Galatasaray'a gelmeyi çok istedi. Galatasaraylı olduğunu söyledi. Her oyuncuyu alamazsınız. Biz Başakşehir Kulübü'ne çıkabileceğimiz maksimum rakamı söyledik. Ben de ne fotoğraflar ama paylaşmıyorum. Kimseye de vermedim. Mert Hakan'ın hatta ofisimde gece 2'de boynuma sarılıp ağlayıp giden Vedat'ın fotoğrafları. İrfan Can gelmeyi çok istedi. Biz verebileceğimiz maksimum parayı söyledik, üzerine çıkamayız dedik. Hiçbir zaman bir oyuncuya odaklanmadık. Hep alternatifi vardı. Olmayınca da tak diye Gedson Fernandes'i getirdik. Kitap yazsam, kitaplar yazsam bu transfer dönemine sıkmaz. Biz sabah saat 7'ydi biz ekip olarak, ekip ruhu olarak bütün arkadaşlarımla beraber kendi şirketimde Altur'da çalışırken sabahın 7'sinde Fatih Hoca geldi. Ve hatta uçak kalkmıyor buradan. Bir uçak buradan tuttum, bir uçak Londra'dan tuttum. Çünkü futbolcumuzu götüremiyoruz falan desi. Sis var, çok büyük bir sis var. Sonra pilotlara şey verdim, prim verdim. 5'ten önce götürürseniz prim vereceğiz diye. 5'ten önce Fernandes'i buraya götürdüler.